Bakteriler hakkında bilinmeyen 5 ilginç bilgi. Arizona'da Biodesign Enstitüsü araştırmacıları kirli suyu temiz suya çevirmek için bakterileri kullanıyorlar. Oksitleşen bölgelerde yaşayan ve buradaki hidrojeni ayrıştırarak zararsız hale getiren bakteri türleri bu temizleme işlemi için kullanılmaktadır. Petrol sızıntılarının temizlenmesinde de bakteriler yardımcı bir seçenektir. Bakteriler kamçıları sayesinde çok hızlı hareket edebilir. Hızları saatte 0.00017 kilometreye kadar çıkabilir. Bu sayıyı düşük bir hız olarak düşünmeyin. Burada çok küçük olan canlı organizmalardan bahsediyoruz. Aynı miktardaki hızı 1.80 boyundaki bir insana uyarlayacak olursak, saniyede 100 metre koşmak anlamına gelir. Dünya atmosferindeki oksijenin neredeyse yarısının bakteriler tarafından üretildiği düşünülmektedir. Bakteriler de insanlar gibi farklı topluluklar halinde yaşarlar. Her bir bakteri topluluğunun kendine has dilleri, kendilerine has sosyal yaşamları vardır. Çoğalma hızları da şaşırtıcı derecede yüksektir. Yaklaşık 5 saat içerisinde tek bir bakteriden 1 milyondan fazla bakteri oluşabilir. Gümüş, yüzyıllardır antimikrobiyal madde olarak kullanılır. Bunun sebebi, bakterilerin gümüş parçacıklarını hücrelerine almaları ve bu parçacıkların onlar için zehir etkisi oluşturmasıdır. Üstelik bakteriler antibiyotiklere karşı direnç geliştirebilir, ancak gümüşe karşı direnç kazanamazlar. Bakterilerin aldıkları gümüş fazla olunca onu dışarı salmaya başlarlar ve bu da çevrelerindeki diğer bakterilerin de gümüşe maruz kalıp ölmesine sebep olur. Fosil kayıtlarına baktığımızda bakterilerde hiçbir değişim olmadığını görüyoruz. Peki bu ne anlama gelir? Evrim teorisi, canlıların bugün gördüğümüz hallerinin çok sayıda değişim sonrasında ortaya çıktığını, yani canlıların günümüze dek değişerek geldiğini iddia eder. Dolayısıyla Darwinistlerin iddiaları doğru olsa, canlılık tarihinin tek somut kayıtı ve kanıtı olan fosillerin bize bu değişimi mutlaka göstermesi gerekir. Eğer evrim yaşandıysa, canlıların, örneğin bir atın bugünkü haline kavuşana kadar geçtiği aşamaları fosil kayıtlarında görebilmeliyiz. Fosil kayıtlarında değişim yoksa evrim diye bir süreçte yaşanmamış demektir. Peki fosillere baktığımızda ne görürüz? Bugüne kadar elde edilmiş 600 milyondan fazla fosil vardır. Ve 600 milyon fosilin hiçbirinde herhangi bir değişim, yani evrime delil görülmemektedir. Fosiller, canlıların on milyonlarca yıl geçse de hiç değişmeden varlığını devam ettirdiğini, yani evrim geçirmediğini ispatlamıştır. İşte Darwinistlerin iddialarını yıkan fosil örneklerinden biri de 10 değil, 100 değil, milyar yıllık bakteri fosilleridir. Bilinen en eski bakteri fosili 3.48 milyar yıl yaşındadır. Ve 3.48 milyar yıl geri gittiğimizde fosil bakterilerle günümüz bakterileri tıpatıp aynıdır. Üstelik evrimcilerin kendilerince ilkel olarak nitelendirdiği bakteriler ilkel olmaktan oldukça uzaktır. Bakteriler adeta kimya laboratuvarı gibi çalışır, bilim adamlarının ileri teknolojiye sahip laboratuvarlarda yapabileceğinden çok daha kompleks reaksiyonlar gerçekleştirirler. Ve bunu milyarlarca yıldır yaratıldıkları ilk günden beri aynı profesyonellikte yapmaya devam ederler. Görünmez dünyanın en yaşlı canlılarını inceleyen bilim insanları ilkel nitelendirilmesiyle yanıldıklarını çoktan anladılar. Bulunan her yeni bulgu bakterilerdeki kompleks yapıyı gün ışığına çıkarıyor. Tüm bunlarda bakterilerin ilk var oldukları andan itibaren bugünkü özellikleriyle yaratıldıklarını kanıtlıyor.